Şöyle bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Sanırsam yayına geçtik ama görüntü ekrana yansıyor mu? Bundan bir türlü emin olamıyorum. Şöyle bir bakalım. Şu an izleyicimiz de yok zaten. Şöyle yaparsak bir bakayım ekranlarıma. Düzenle diyelim. Evet, ana ekran paylaşımında bir sıkıntı var. Ekran paylaşımında bunu seçersek ekranımızda gelmiş oldu. Kaydet diyelim. Şöyle Jules Verne Üstad'ın resmini tekrar bir yansıtalım. Stream Elements'ten yeni gidecek duyuru, kaçak bir yayın, kaçak bir İngilizce yayını. Yine reading yapacağız. Cümle cümle çevirerek okuyacağız. Hem bir tercüme çalışması, dinleyenler için de bir listening çalışması olacak bir yandan. Bu kayıtlar biliyorsunuz YouTube kanalımıza da konuyor. Biz neredeyiz? Gelecek Bilim'de Twitch kanalındayız. Gelecek Bilim'de Twitch kanalı şemsiyesi altında Kasım ayından beri düzenli olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Evet, yavaştan izleyicilerimize toplanmaya başladı ki müdavimlerin müdavimi Ufuk iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz, hoş geldin. Seste, görüntüde velhasıl yayında bir sıkıntı var mı? Senden bir feedback alalım. Eğer yoksa ben bugün bir 40-45 dakikalık yine kendim okuyacaktım. Neden Twitch'teki dostlar da istifade etmesin anlayışıyla yayınımı açtım. Hem de ayağımın tozuyla yeni İstanbul'dan geldim, evime girdim, sodamı açtım. Baktım uykum yok. Otobüste uyumuşum 1 saat, 1,5 saat. Eve de gelmişiz, ev boş. Bir dedim hem üstadın kitabından kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle biraz kendi gündemimizden uzaklaşalım. Genelde kendi gündemimizden uzaklaşacağımız zaman uzaya doğru çıkıyorduk ama Jules Verne Üstad'ın kitabı Arz'ın Dünyanın Merkezine Seyahat kitabında bu sefer tam tersine bir yolculuk yapacağız. Evet, yok her şey iyi denmiş, dalga kurutan yok demiş. Bunu ilk defa görüyorum. Hoş geldin dostum. Eğer yayınlar hakkında bilgi almak istiyorsan sana da ufak bir bilgi geçeriz. Fordelance iyi yayınlar demiş. Senin de nickini ilk defa görüyorum. Esla 1111 iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Esla. Sen de hoş geldin. Evet, 5-6 kişi olmuşuz. Ses az mı? Benim sesim az olabilir Oğuz. Dediğim gibi ayağımın tozuyla eve girdim. Baktım uykum yok. Gecenin de 12'si. Okuma yapalım, sizlerle buluşalım istedim. Benim sesim azdır yani, yayından kaynaklandığını düşünmüyorum. Ama eğer yayın yapamayacak kadar, yayın etkileyecek kadar bir ses azlığı, bir ses kısıklığı varsa Oğuz dışındaki dostlarımız da bir geri besleme yaparsa sevinirim. Hocam sesin az diye. Patlıcan Surat da gelmiş. İyi yayınlar demiş. Dalga kurutan olur hocam demiş. Biz Gelecek Bilim'de kanalı, Twitch kanalı. Bir saniye. Köpeğin de sesi iyi. Tamam Ufuk. Köpeğin sesi geliyorsa ses güzeldir. Sıkıntı yoktur. Ne demiştim? Evet, Kasım 2022'den bu yana Salı ve Perşembe 20.45 düzenli yayın saatlerimiz. İngilizce çalışıyoruz, YDS testi çözüyoruz, IELTS çalışmaları yapıyoruz, okuma yapıyoruz, izleme yapıyoruz. İngilizce adına ne yapabileceksek, ben kendi bildiğim kadarıyla, ben bir İngilizce öğretmeni değilim ama İngilizce çalışmayı seven birisiyim. Sağ olsun Burak hocam da Gelecek Bilim'de kanalında bize böyle bir pencere açtı. Sizlerle buluşmamı sağladı. İngilizce ile alakalı sorunuz olursa, okuduğumuz metinle ilgili sorunuz olursa çekinmeden chat'e yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevaplamaktan memnun olurum. Aksiyoma da gelmiş. Hoş geldin Aksiyoma. İyi geceler demiş. Furkan Kayak okey bence demiş. Tamam. Şimdi televizyonunu yeni açan dostlarımız için öyle bir bilgilendirme yapmış olalım. Biz 2-3 gün önce okumamıza başlamıştık zaten. Baştan başlamıştık. Chapter 1, birinci bölümün neredeydik? Şurada It's Further kısmında kalmıştık. Hatta bu paragrafı okuyup bitirmiştik çalışmamızı. Buraya kadar ne yaşadık? Previously on diye şöyle neler yaşandığını söyleyelim. Romanımızın kahramanı Harry ve eniştesi von Hartwig
noktasında Harry bize eniştesi Profesör Hortwig'i, von Hartwig'i tanıtmıştı. Kendisinin bir Alman olduğunu, çok bilgili bir insan olduğunu ama her ne kadar gecelere kadar bilginin ve bilimin peşinde olsa da bunu çok fazla diğer insanlarla paylaşmadığı noktasında biraz bilgiler vermişti. Amcasının hem fiziksel görünümü hem de kişiliği hakkında bir takım bilgiler aldık. Amcasının biraz eksantrik, yani Subscriber. nasıl diyelim, çizgi dışı bir insan olduğunu bize anlattı. Biz şu noktada Alman olduğunu söylemiştim, eniştesi teyzesiyle evli kahramanımız Harry'nin. Teyzesi tabii bir İngiliz. Kardeşi de aynı şekilde İngiliz. Eniştesi Alman. Almanya'da yaşadı, Vaterland'da yaşadığını bize söylemişti. En son onun da bilgisini verdi. Almanya'da nerede yaşadığını bize bu paragrafta söylemişti. Hamburg'da Königstraße'de yaşadığını ve o evin nasıl bir ev olduğunu, eniştesinin kendisinin de beraberinde kaldığı ortak ikametgahları olan evi bize tasvir ediyordu. 1,5 saatin sonunda buraya kadar gelebildik Chapter 1'de. Şimdi devam edeceğiz. Bu bakalım Hamburg'daki ev noktasında. Ben tekrar şu paragraftan başlayayım. Şimdi ne demiş? It's further necessary to observe that he lived in a very nice house in that very nice street, Königstraße at Hamburg. Yani şunu diyeceğiz. Şu gözlemlenebilir, şu tasavvur edilebilir ki kendisi eniştesinden bahsediyor. Çok hoş bir evde yaşıyor ve bu ev çok hoş bir sokakta. Bize sokağın da adını veriyor. Dediğim gibi Königstraße et Hamburg. Hamburg'daki kral sokağında. Kral, König, Almanca kral demek. Straße'de street, sokak demek. Though, yine de lying in the center of town, yani şehrin göbeğinde, şehrin merkezinde olmasına rağmen bu ev, it was perfectly rural in its aspect. Yani görünüşü itibariyle oldukça kırsal bir görünüm arz ediyordu. Mükemmel bir kır evi gibi biraz açalım. Bakın nasıl bir evmiş bu. Half wood, yarı ahşap. Half bricks, yarı tuğla. With old fashioned gables. Bu gables'ı vocabulary listemize almıştık. 3 tur alıyorum ben bu kelimeyi. Gerçekten aklımda tutamıyorum. Gable, şöyle bir kopyamıza çekelim. Evet, çatı. Eski moda, eski moda diyelim, hani old school, old fashioned bir çatıya, üçgen bir çatıya sahipmiş. One of the few old house spared by the Great Fire of 1842. Yani 1842'deki Büyük Hamburg yangınından da sağ kalmış, kurtulmuş, canını kurtarmış birkaç eski evden de biri olduğu noktasında bir relative clause'la bize ek bilgi vermiş. Evet, evi de tanımış olduk. Bir sonraki paragrafa geçiyorum. Bu arada chat'i çok göremiyorum. Arada chat'e döneceğim. Bir bakalım chat'te neler var. Yeni gelen dostlarımız var. Chat'e yazmaktan çekinmeyin. Ben biraz geç görebilirim. Dalga Kurutan, çok teşekkür ederiz. Abone olmuşsun. Desteğin için Gelecek Bilim'de kanalına teşekkür ederiz. Mesaiye gidiyorum. Yolda güzel oldu. Havalimanı gece gece mesaiye gidiyormuş. Valla üzüldüm senin adına ama bir yandan da bizi izleyerek moral bulman beni sevindirdi. Ufuk eski moda, eski mu eski moda mı diye bir espri yapmış. Clark Gable vardı. Gökhan Bayram'da bir Clark çekmiş bize bunu. Old school'lar bilir diyeyim Gökhan Bayram'a da. Biz de buradan hoş geldin diyelim bu girdisiyle. Evet, bakalım. When I say a nice house, yani hoş bir ev diye bahsettiğimde I mean a handsome house. Şimdi burada handsome bir sıfat, genelde yakışıklı anlamıyla biliriz. Onun dışında yine hoş, etkileyici gibi anlamları da var. Biz burada büyük, etkileyici gibi bir anlamıyla alacağız. Yakışıklı bir ev değil, etkileyici bir ev olduğunu ifade ettim diyor. Old, eski, yaşlı. Tottering. Şimdi bu kelimeyi ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber öğreneceğim. Bakalım ne diyor. Sendeleyen, sendeleme, sarsak. Ya ev zaten eskiydi biliyorsunuz. Yangından da kurtulmuş bir yaşanmışlığı var. Yani o eski evlerin bazen bilmiyorum dizilerde, filmlerde denk gelir misiniz? Evden böyle sesler gelir. Evin sallandığından mülhem böyle bir ifade yapılırdı. Tottering'miş bunun da karşılığı. Çok karşımıza çıkacak bir kelime olmadığı için üzerine durmuyorum. Daha ziyade YDS'de, YÖKDİL'de, IELTS'de karşınıza çıkması muhtemel kelimeleri, vocabulary listeme alacağım. Evet, devam edelim bu yakışıklı, tırnak içinde yakışıklı, etkileyici evin özelliklerine. Not exactly comfortable to English notions. Burada notions güzel bir kelime. Comfortable,
telaffuzuna dikkat edelim. Comfortable değil arkadaşlar. Comfortable. Daha British şeyle. Rahat. Ama oradaki not exactly comfortable to English notions. Yani İngiliz nosyonuna göre, İngiliz anlayışına göre, İngiliz standartlarında diyelim daha geniş. Çok fazla da rahat sayılmazdı bu ev diyor. Notion'ı listemize alalım. Bakalım dedik bize ne güzel, ne tip karşılıklar olacak. Türkçe'ye nosyon diye geçmiş ama hani burada fikir, görüş, kanı, eğilim, heves demiş. Biz bunu fikir diye buraya alsak buradaki en uygun karşılığı olacaktır. Devam ediyor bakalım English notions. A house a little off the perpendicular and inclined to fall into the neighboring canal. Şimdi şunu diyor. A little off the perpendicular. Perpendicular biliyorsunuz. Bir geometrik cisim. Yani biraz onun tam dik olmasa da dikliğin dışında burada off'la bize bunu gösteriyor. Yani inclined. Inclined eğilimli olmak. Neye eğilimliymiş? Komşu kanala düşme. Bu da fall into, oraya düşme gibi şey yapacağız. Yani ev dik değil arkadaşlar. Biraz yamulmuş. Dediğimiz gibi Great Fire'dan kurtulmuş ama bir takım hasar demek ki kalmış. Ev dik bir ev değil. Exactly the house for a wandering artist to depict. All the more that you could scarcely see it for ivy and magnificent old tree which grew over the door. Yine edebi ve çok da uzun bir cümle. Bu cümleler bize çok vakit kaybettiriyor. Adım adım gidelim. Diyor yine tamamen yani exactly the house for a wandering artist to depict. Wandering, yürümek ama böyle bir amaca yönelik okul yürüyüşlerimiz değil. Böyle daha avare, daha böyle relaxing bir yürüyüş olarak bu wandering'i alacağız. Yani böyle yapan bir sanatçının, dolaşan, yürüyen bir sanatçının depict. İçinde bir pict var, picture. Aynı kökten geliyor. Depict, pardon şöyle alalım. Betimlemek, tasvir etmek burada en güzel anlamı olacak. To depict fiilini bu şekilde alalım. İçindeki o pict, yani picture size her zaman bir resim kökünden geldiğini hatırlatsın. Biz de bunu böyle resmetmek diye alalım. Madem bir artist için resmedilecek bir evmiş. Çünkü eski bir ev biliyorsunuz. All the more that you could scarcely see it for ivy and magnificent old tree which grew over the door. Ve şunu diyor, görebileceğimiz bir manzarayı bize tasvir etmiş. Bu da ivy, fil dişinden. Fil dişi unsurlar olduğunu anlıyorum evde. Özellikle belki bezemelerinde, döşemelerinde. Ve a magnificent old tree. Yine olağanüstü yaşlı bir ağaç, kapının üstüne doğru büyüyen olağanüstü yaşlı bir ağacın olduğu da burada bize anlatılmış. Devam edelim. Şimdi ev bitti. My uncle was rich. Arkadaşlar burada uncle, yayının başına ilk yayını izlemeyen dostlar şaşıracaktır. Niye amca veya dayı diye çevirmiyor? Bu tam Türkçe'ye. Çünkü söyledi, teyzemin eşi dedi. Uncle diye devam ediyor. Biz bunu enişte diye çeviriyoruz bu yayında. My uncle was rich. Eniştem zengindi. Süper. His house was his own property. Property, mal varlığı. Daha ziyade taşınmaz, gayrimenkul mal varlığı için de kullanılır. Bazen başına real de geldi, görülür. Real property. Property burada mal varlığı, mülk diye güzel çevirmiş. Ben mal varlığı diye bildiğim anlamıyla alayım. Diyor ki evi kendi mal varlığıydı. Demek ki tapusu ondaymış evin. Güzel. While he had a considerable private income. Burada bir gelirinin olduğunu, income, gelir. Zaten income, kendi içinde de bir birleşik kelime gibi. Hatırı sayılır bir geliri olduğunu da bize ifade ediyor. Yani hatırı sayılır bir geliri varken de diyor, evde kendisinin malıydı. Burada while bir paralellik kurmuş. Aynı zamanda gibi çevirebiliriz buradaki while'ı. While'ın birden çok fazla anlamı var. Farklı kullanışları da geldikçe ben sizlere ileteceğim. To my notion, yine benim fikrime, benim anlayışıma, benim kavrayışıma göre the best part of his possessions, burada possessions da yine mal varlığı anlamında ama bu biraz daha geniş mal varlığı. Bunun içine işte gelirleriniz, taşınır mallarınız, taşınmaz mallarınız da girer. Yine mülk diye çevirdi. Yani property ile possession arasındaki fark detayda bu şekilde ben size aktarabilirim. Possession'daki mal varlığı biraz daha hani
duran varlıkların yanında dönen varlıklarınız işte maaşınız, bir yerden emekli geliriniz, cebinizdeki para. Bunları dahil ettiğinizde daha büyük mal varlığı possession'dır. Diyor ki, was his goddaughter Gretchen? He. Şimdi burada bir yine edebi bir öyle bir oyunlar var, bir dil oyunu var. Diyor ki onun mal varlığı içinde benim için en iyi kısmı onun goddaughter. Yani bunu nasıl Türkçe'ye çevirelim? Bir kızın vaftiz babasıymış kendi eniştesi. Dolayısıyla vaftiz kızı diye çevireceğiz. Gretchen demek ki burada bir aşk var Harry ile. Harry gizden gizliye Gretchen'a yanık gibi anlıyorum bakalım. And the old cook, the young lady, the professor and I were the sole inhabitants. Yani bu evde o yaş yayının yine başında Harry'nin acıktığı ve Fransız aşçıyı uyandırmaya gittiği sahnede enişte zaten olaya dahil olmuştu. Bir aşçı olduğunu evde öğrenmiştik. Evet, ihtiyar bir aşçı var ve gizliden yanık olduğu Gretchen var. Zaten eniştesi Profesör von Hartwig ve kahramanımız Harry. Bu evdeki the sole inhabitants. Inhabitants bu evde ikamet edenler, yaşayanlar diye çevirebiliriz. Bunu ikamet edenler diye biz listemize alalım. Güzel bir kelime çünkü. İkamet edenler daha güzel bir Türkçe. Yaşayanlar da diyebiliriz. Problem değil. Şimdi burada ben bir tık es vereyim. Bir çete dönelim. Epeydir şey yapamadık sizlere. Dönemedik. Kusura bakmayın. Ivy sarmaşık değil mi? Ben Ivory ile karıştırdım. Oğuz çok güzel hatamızı yakalamışsın. Teşekkür ederim. Zaten uzun bir cümle olduğu için gözüm korktu. Ivy'yi Ivory olarak görmüşüz. Düzelttiğin için teşekkür ediyorum. Yanlış yapabiliyoruz. Manevi kızı, yani Goddaughter'ın manevi kızı gibi Türkçe ifade edebiliriz belki ama oradaki hani o God lafı biraz daha hani Hristiyan ilahiyatına dahil. Hani onların bu işte vaftiz babalıkları, vaftiz şeyleri daha böyle hani Hristiyanlık unsuru olduğu için hani çok manevi kızı yani bizim toplumumuzda, Türk toplumundaki o manevi kız, manevi evlat şeyini birebir karşıladığında ben çok düşünmüyorum ama kullansak fahiş bir hata mı, aksiyoma? Tabii ki değil. Hani manevi kızı şeklini de düşünebiliriz. Mekanik Kurt da bize zırva ödülünü almış. Evet, Ivy'den sonra izleyiciler bana biraz sinirlenmiş gibi algılıyorum. Kusura bakmayın dostlar, vallahi yoldan geldik. Bu tip ufak hatalar yayında olacak. Dediğim gibi ben bir İngilizce öğretmeni değilim. İngilizceyi İngiliz kraliçesi kadar bildiğimi de ifade etmedim baştan biliyorsunuz. Yapacağız hataları. Bu yayınların zaten bir amacı da bu. Hani birbirimize yardımcı olacağız. Ben sizin bilmediğiniz noktalarda, siz benim kaçırdığım, hata yaptığım noktalarda beni uyararak burada bir böyle el birliğiyle İngilizce çalışıyor olacağız diyeyim. Aynı şekilde kelime karşılıklarında yanlışlık yapmamın dışında ben sizden de o zaman bir istirhamda bulunayım. Full fokus dinliyorsunuz, izliyorsunuz madem. Özellikle Oz Black Sea. Telaffuz hatam olursa da lütfen chat'e yazın. Ben 2-3 paragrafta bir tekrar chat'e döneceğim. Diyelim. Şimdi tekrar bir sonraki paragrafa geçelim. Şöyle cümle cümle seçelim. Bunu daha önce de söylemişti. I love mineralogy, I love geology. Yani kaya bilim ve yer bilimini sevdiğini bize zaten ifade etmişti. Tekrarladı. To me, benim için, benim açımdan, benim noktayı nazarımdan, güzel eski bir Türkçe, there was nothing like pebbles. Evet, pebble'lar gibi hiçbir şey yokmuş. Peki pebble ne? Pebble ne? Bunu dedikten bakmak istemiyorum. Oxford'a bir gidelim, sözlüğe girelim. Pebble için belki bir görsel de verir. A small round stone that is found in or near water. Su içinde veya su yakınlarında bulunan köşeli bir taş. Biz buna Türkçe'de ne diyormuşuz? Hiç çakıl çakıl taşı. Pebble. Valla çakıl sanki flint diye biliyordum ben ama Pebble'ı da bu şekilde gösterdi. Bunu bir arayalım, Pebble diyelim. Üstadın fotoğrafı tekrar bizi karşıladı. Pebble. Bu evet, plajlardan, deniz kıyılarından, derelerden aşina olduğumuz suyun aşındırdığı taşlarmış. Harry de bu taşların Gretchen'dan sonra en çok sevdiği şeylerin bu çakıl taşları, dere taşları olduğunu öğreniyoruz. And if my uncle had been a little less of a furry, we should have been the happiest of families.
Ve eğer diyor bir şart cümlesi kurmuş. Şimdi burada güzel bir if yapısı var. Bunun type'ıyla biraz ilgilenelim. Öncelikle bir gramerine bakalım. Biliyorsunuz if clause'lar, conditionals'lar. Type 0 var. Type 2, type 3 ve mixed type olarak ana olarak 4 kısma ayrılıyor. Burada type 3'ü görüyoruz. Had been var. Past perfect. If cümlesinin içinde bir past perfect. Virgülden sonra da should have been. Past modal da virgülden sonraki kısım. Yani burada past ve unreal bir durum. Yani yaşanmamış ama yaşansaydı şöyle olurdu. Yani bu Türkçe'ye ben genelde şöyle söylüyorum, çeviriyorum. Her bir type için. Ne diyelim? Hava bulutluysa yağmur yağar. Bu type 1 mesela. Type 2. Yağmur yağmasaydı maça giderdik. Şu andayız. Yağmur yağıyor ama ben diyorum ki yağmur yağmasaydı maça giderdik. Type 2 de bu. Type 3 de yine aynı şekilde yağmur yağmasaydı maça giderdik diyebiliriz Türkçe olarak ama bunun geçmişe referanslı mesela dün için. Dün yağmur yağmasaydı maça giderdik. Bu da Type 3'ün Türkçe karşılığı. Türkçe'de Type 2 ile Type 3 Türkçe kurumda aynı kuruluşta aynı tınlıyor. Fakat İngilizce'de bunu kuracağınız zaman geçmişe bir referansla unreal bir durumu ifade edeceğiniz, gerçek olmayan bir durumu dilek şart kipinde çekeceğiniz zaman if cümlesinin içine bir past perfect yapı koyuyorsunuz. Burada had been kullanılmış. Virgülden sonraki kısımda bir past modal genelde should have been ya da could have been kullanılacaktır. Amcasının kolerik yani asabi bir insan olduğunu öğrenmiştik bir önceki cümlelerde, bir önceki sayfalarda. Diyor ki daha az furry yani öfkeli, daha az öfkeli bir insan olsaydı benim eniştem diyor. We should have been the happiest of families. Yani biz ailelerin en mutlusu olabilirdik. En mutlusu olmalıydık. Ama değiliz diyor çünkü amcamın bir öfke sorunu var. Real durum öfkeli bir enişteye sahip. Ama bu bir geçmişe referans ederek çünkü hikayesi bitmiş. Bize hikaye bittikten sonra anlatıyor ana kahraman. O yüzden hani past, unreal past yani type 3 conditionals da karşı karşıyayız. Bu if cümlesinde ufak da bir gramer bilgisi verelim. To prove the excellent Hardwick's impatience. Yani eniştesinin adı Hardwick'ti zaten. Onun bu sabırsızlığını, ona katlanamamasını en güzel diyor ispatı, en güzel kanıtı. I solemnly declare that when the flowers in the drawing room pots began to grow, he rose every morning at 4 o'clock to make them grow quicker by pulling the leaves. Şimdi burada sabırsızlık vardı. Sabırsızlığa yine bir örnek cümleyle bize bir açılım sağlıyor kahramanımız. Diyor ki ben şunu söyleyebilirim, bunu deklar edebilirim, şunu ilan edebilirim ki. Ne diyor? When the flowers in the drawing room. Drawing room Türkçe'ye nasıl çevirelim? Ben çok aklıma bir şey gelmiyor. Çizim odası, kabul salonu diyebiliriz eski bir Alman evi düşüncesiyle. Yani kabul odasındaki o potlarda, yani o saksılardaki çiçekler büyümeye başladığında demiş. When he rose every morning at 4 o'clock to make them grow quicker by pulling the leaves. Yani onların daha çabuk uzaması, daha çabuk gelişmesi, büyümesi için her sabahın dördünde burada güzel bir kalıp var. Ona da biraz vurgu yapacağım. To make them grow quicker by pulling the leaves. Yani yapraklarını çekerek daha hızlı onları büyütmeye çalışıyormuş. Bu da onun o sabırsızlığına, impatience'ına bize böyle örnek bir cümle olmuş. Buna da sabırsızlık diye yazalım. Evet, enişte biraz huysuz, biraz asabi ama özünde iyi bir insan. Böyle gariplikleri var. By pulling leaves. Bu yap arkadaşlar. By gerund. Yani by verb ing. Her zaman Türkçedeki erek arak. Yani bir metot. Şunu yaparak, şunu söyleyerek, şuna duyarak diye ben Türkçe örneklerini vereyim. Burada mesela çekerek by pulling. Bu bir yapıdır arkadaşlar. Bunu bu şekilde öğreneceğiz. By pulling. Bakalım dedik neyecek? Çekerek. O erek arak cümlelerini İngilizce'de by verb ing ile kuruyoruz. Diyeyim. Having described my uncle, yani size ben eniştemi tasvir ederken, anlatırken, I will now give an account of our interview. Peki şu an size görüşmemizin bir ne diyeyim burada account'ını özetlemek çok hoş olmayacak ama yani görüşmemizin, konuşmamızın ben burada size bir izahını yapayım. Hani account hesap dedi, açıklamasını yapayım. İzah demiştim, izah en güzel kelime olacak burada account için. He received me in his study.
Bana çalışmasını vermiyor. Çalışmasını vermiş. A perfect museum containing every natural curiosity that can will be imagined. Minerals. Bunu güzel okuyamadım. Tekrar bir baştan alayım dostlar. Kusura bakmayın. Dediğimiz gibi otobüsten yeni indik. Hemen yayın açtık sizler için. He received me in his study, a perfect museum, containing every natural curiosity that can well be imagined. Minerals, however, predominating. Çalışmasına ne vermiş? A perfect museum. Yani, muhteşem bir müze. Bu müze ne yapıyor? Ne yapıyormuş? İçeriyormuş. Containing içeriyormuş. Every natural curiosity. Bu da natural curiosity. Hani curiosity merak anlamında. Ama burada natural curiosity olarak nasıl bunu bir tamlama yapalım? Doğal. Mesela ilginç şey demiş. Tuhaf tip demiş. Dedik bize böyle bir çeviriyor. Yani bir takım doğal objeler. Yani doğaya ilişkin objeler. Onlarla ilgili şeyleri içeriyormuş ki örneklerini veriyor. Mesela mineraller. Kendisi zaten bir jeoloji sevdalısı. Bu anlamda böyle bir açıklama yapmış. Everyone was familiar to me. Yani beni tanıyan herkes. Having been cataloged by my own hand. Yanlış çevirdim şurayı. Benim aşina olduğum her biri benim kendi elim tarafından kataloglanmıştır, sınıflandırılmıştır diyor. Burada şurayı güzel çevirmiş olan everyone yani her bir was familiar to me. Benim aşina olduğum her biri having been cataloged my own hand. Şu virgül and having been cataloged yani verb ing yapısında bir önceki yayın bahsetmiştim. Bu aslında yine and deyip bir past tense'te çekilmiş cümlenin devamı. İki ayrı cümle var burada. Sakın ha sakın bunu bir sadeleşmiş relative clause olarak düşünüp me'yi bir sıfat cümlesi getirmeye çalışmayın aklınızda veya çevirilerinizde. Bu edebi eserlerde, akademik eserlerde çok yapılan bir şeydir ve ben her yayında bunu vurguluyorum. Virgül artı ing yapısı, gerund yapısı. Aslında virgülü kaldırın, bir and koyun ve have been'i de atın, cataloged gibi düşünün. İki ayrı cümleyi böyle bir yazım tekniği olarak İngilizce'de göreceksiniz. Bu bizleri yani Türkiye'den ya işte İngiliz olmayan, ya Anglo-Sakson olmayan ya da Cermen dillerine aşina olmayan İngilizce öğrenenler için bir kabus bir kalıptır bu. Aklınızda olsun. Comma gerund diye de aratırsanız birçok internette bulacaksınız bunun açıklamasını. Şu an benim anlatımdan anlamayan bir dostumuz olursa Google'dan araştırabilir. My uncle eniştem apparently oblivious of the fact that he had summoned me to his presence was absorbed in a book. He was particularly fond of early editions, tall copies and unique works. Oblivious kelimesi var. Oblivious için bir chat'e soralım. Sizlerin düşüncesi nedir? Ben de orada hem sizi chat'e yazdıklarınıza bir şöyle hızlıca bir göz gezdireyim. Aksiyoma bayağı bir şeyler yazmış, kaçırmışız. Oğuz estağfurullah demiş. Takılıyoruz ya, sıkıntı yok. Yuvarlak diyor, sektirdiğimiz şey. Aksiyoma bir önceki if clause'u çevirmiş. Teşekkür ederiz. This could be us mimlerini hatırladım. Aksiyom bak yakalamışsın. Unreal kalıpları yani gerçek olmayan kalıplar would, could bu anlamda unreal durumlara ilişkin kullanılabiliyor. Baya bir dostumuz katılmış bize. Kovyan en son kütlesini enerjiye çevirmiş. Ufuk doğaya merak olur mu diye bir açılım yapmış. Onu yapmıştık. Harlans'ı yayınlar demiş. Aksiyoma hep bildiğim ama hatırlayamadığım kelimeler. Hatırlayacağız. Bakın oblivious. O zaman ben size şöyle kopya şey yapayım. Kendi içinde burada ihmalkar, ilgisiz diye çevirdi. Şimdi hangi anlamıyla olduğuna bir bakalım. Diyor ki eniştem görünüşte ne diyor? Habersiz, ilgisiz. Bir gerçeğin, bir gerçekten, bir olgudan, bir olaydan habersizmiş. Bu olgu neymiş? That, burada bir noun clause başlıyor. He had summoned me to his presence. Yani beni huzuruna çağırdığını summon, to summon. Çağırmak demek arkadaşlar. Daha böyle ne diyelim? Eski moda bir kelimelerden birisi. Hukuk İngilizcesinde de çok karşılaşıyor. Summon kelimesi hani birinin mahkemeye çağrılması, tanıklık için çağrılması veya ifade vermesi için çağrılması da summon olarak geçiyor. Biz bunu çağırmak diye listemize alalım. Güzel bir kelime. Presence, presence da birincil anlamı hani varlık gibi düşünebilirsiniz ama burada hani
ne diyelim, çıkaracak mı? Aynen, huzuruna, önüne gibi alacağız. Burada bir kimsenin huzuru diye. Kimsenin huzuru önü diye de lokasyon olduğunu vurgulamak için yazalım. Was absorbed in a book. Ha, iki virgül arasındaymış. Burası bir açıklama cümlesi olarak kalıyor. İşte edebi metinleri okumanın sıkıntısı bu dostlar. Hani biraz daha internet metni, makale falan okusak bu kadar edebi nitelikte ifadeler görmeyeceğiz ama işte mesela Jules Verne gibi B1 B2'si dostlar, bizi izleyenlerin daha çok B1 B2 olduğunu ben tahmin ediyorum. Bu tip kitapları okuyarak işte kelime bilgimizi ve orada zorlandığımız, karşılaştığımız, bize yabancı olan gramer unsurlarını çalışa çalışa ve çok sık da aynı kitap içinde karşımıza çıkacağını da bildiğimiz için güzel bir çalışma tekniği oluyor. Şimdi burada bu arada maviyle çizdiğim yeri görmeyin. My uncle was absorbed in a book. Yani am eniştesi bir kitaba gömülmüş. Peki bu kitaba gömülmüşken amcasını, işte pardon, eniştesini bize burada bir relative clause'la, açıklama relative clause'uyla bir tanımlama yapıyor. Yani onun huzuruna çağrıldığından habersiz, o gerçekten habersiz. Görünüşte öyle bir manzara karşınıza getirin. Enişte bir önceki paragraflarda yeğenini, yani kahramanımız Harry'i yanına üst kata çağırmıştı. Sanki şimdi bu çağrıdan habersizmiş gibi kitabına gömülmüş, Harry'nin geldiğinden bir haber, bir pozisyonda masasında oturuyor diyelim. He was particularly fond of early editions, tall copies and unique works. Burada fond of yine bir şeyin ne diyelim, hayranı olmak, delisi olmak, onun düşkünü olmak. Nelerin düşkünüymüş özellikle? Early editions, yani mesela kitapların ilk baskısı gibi çevirebiliriz. Erken baskı. Tall copies. Tall copies ne anlama geliyor matbaacılık olarak? İnanın ben bilmiyorum. Bir bakacağız. Bu da unique works, yani eşsiz işler. Bu da unique. İçinde bir uni var. Uni, un, unu. Biricik, biricik. Tekillik, biricilik gibi bir. Oradan da size etimolojik bilgi verelim. Unique, eşsiz, tek olan. Benzersiz dedi. Bak, bu da güzel dediktim verdi. Bunu da bu ejectivi alalım. Güzel bir ejectiv. Sınavlarda karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Eşsiz, tek olan. O işte o unique, o Latince uno, unique kökü de gözünüzü orada ısırsın diyelim. Evet, şimdi Harry eniştesinin yanına gitti, üst katta bize yarım saattir bir şeyler anlatıyor ve en sonunda bir enişteden ses duyuyoruz. Wonderful, he cried, tapping his forehead. Wonderful, wonderful demiş bakalım. Muhteşem olan ne? Burada he cried yine seslendi, bağırdı. Hani ağlama gibi çevirmeyin bunu dostlar. Burada haykırmak en güzeli çünkü bir ünlem var. Wonderful, he cried, tapping his forehead. Forehead alın, yani alnına ne yapmış? Tapping, böyle hafiften vurma, dokunma gibi düşünebiliriz o tap hareketinin. Yani alnına böyle vurarak ne diye haykırmış? Bakın yine burada ne yapısı var? Virgül, tapping. Yani iki ayrı cümle var aslında. He tapped his forehead. İşte he'yi bir daha yazmamak için fiili bir önceki cümleyle aynı tense'de olduğu için tekrar tense karmaşasına girmemek için tapping his forehead diyerek iki ayrı cümleyi virgül ing ile yap bir araya bağlamış diyelim. Wonderful, wonderful. Bakalım wonderful olan ne? It was one of those yellow-lid volumes now rarely found on stalls, and to me it appeared to possess but little value. My uncle, however, was in raptures. Şimdi burada bir kitapla karşı karşıyayız. Burada volume, cilt demek arkadaşlar. Bir kitabın cildi. Bu sarı yapraklı diyelim ya da sarı yapraklı cilt. Çoğul olduğunu gördüğümüze göre bu tip birden çok kitap varmış ki onlardan bir tanesiydi diyor. Ki şu an çok nadiren bulabilirmişiz. Burada stall, on stalls. Stall burada hangi anlamıyla? Tezgahlarda gibi anlayalım. Burada dedik işte, tezgah olarak verdi. Stall'un birden çok yapısı var. Ben havacılıktaki stall olmak, perde vites anlamıyla biliyorum. Stall'un bu anlamında şimdi öğrenmiş oldum. Yani diyor ki tezgahlarda artık nadiren bulabileceğiniz o sarı ciltlerden, sarı yapraklı ciltlerden biriydi. Ve yine bana kalırsa it appeared to possess but little value. İşte burada but bizim için bir mayın kelime. Bu mayına basmayalım. Bu tip but kullanımları farklı bir but kullanımı. Biz but'ı ne diyebiliriz? Bir cümlenin başında bir bağlaç. Hani ama, fakat anlamı veri, fakat anlamıyla bildiğimiz bir bağlaç.
Burada but, little value farklı bir anlamda kullanılmış. Ben bunu en güzel size Oxford'a giderek gösterebilirim. Bir sözlüğe gidelim. But yazalım bakalım bize sözlük neler söyleyecek. Direkt bu conjunction olarak bağlaç anlamını verdi. Biz bunu aramıyoruz. O yüzden direkt preposition anlamına gidelim. Yani bakın bir but'ın kaç tane farklı kullanım alanı var cümle içerisinde. En çok aşina olduğunuz bağlaç. Zarf olarak but kullanımı var. İsim olarak başka bir anlama geliyordur. Bunu şimdilik ifade etmek istemiyorum. Ama burada preposition olarak but, bizim aradığımız but neymiş? Except, apart from. Yani onu hariçten, mesela instead of'la benzer bir kullanım gibi düşünebiliriz burada. Hani şu hariç olmak üzere bundan ayrı olarak. Tamam, bu anlamla bakalım. It appeared to possess but little value. Yani bu da value, değer. Bu cümleyi nasıl çevirelim? Hatta şöyle to me ile beraber alalım. Chat'e bekliyorum arkadaşlar. Sizde de böyle bir interaktif bir şey olsun. Ben de o arada hem bir sodamdan yudum alayım. Sizlerin çevirisini chat'e bekliyorum. Aksiyama bir serzenişte bulunmuş. İngilizce'de hem 1 milyon kelime var hem de birden fazla permütasyon kombinasyon aksiyama dediğin gibi. Böyle bir sıkıntı var. Sakar mı? Sakar gelmiş. Tall Copies'i bize anlatmış. Ne yazmışsın dostum? Hemen dikkatli okuyorum. Sayfaların üstlerinde ve altlarında geniş kenar boşlukta olan bir kitabın özellikle iyi bir kopyasıymış ya Tall Copies. Güzel. Bu demek ki işte 18. 19. yüzyılın o aydınlanma çağının o kitaplarının dünyasında işte Tall Copies aşina olunan bir kelimeyken 21. yüzyıl Türkiye'sinde biz Tall Copies'i şu an bilemiyoruz. PDF canavarı olarak böyle arkaik bir şey de öğrenmiş olduk. Belki bir örneğinde de imajlardan bakarız. Teşekkür ederiz. Sakar mı sakar? Başka bir kelime var mı? Bir anne habersizlik oblivious için yazmış. Teşekkür ederiz. Harry Potter'da unutturma büyüsü vardı. Tabii hani o farkındalığın olmaması, o farkındasızlık, o ihmalkarlık oblivious'un içinde yoğundu. Oz Black Sea'de bu anlamda katkıda bulunmuş. Oz Black Sea bir çeviri örneği göndermiş. Bana göre değeri azdı gibi düşündüm. To me it appeared to possess but little value. Bana göre değeri appeared nerede? Appeared biraz sanki şey gibi kaldı. Appeared bana göre değeri az gibi gö Heh, Harlant'ın çevirisi güzel çeviri. Biraz daha böyle edebi bir çeviri yapabilir miyiz arkadaşlar? Yani Jules Verne Üstad'ın yazdığı gibi böyle bir kitaba yazacak olsaydınız yani bir roman yazıyorsunuz 18. şey 19. yüzyılda bu romanınız çok satanlar içine gireceği de kesin. Şu an bu cümleyi yazacaksınız ama Türkçe yazacaksınız. Böyle biraz daha edebi yazmaya gayret edebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çetede bekliyorum. Yani şimdi mesela bana göre Tumi için doğru bir çeviri ama hani böyle biraz daha edebi bir sos, edebi bir ne diyeyim tını, edebi bir ambiyans verebilir miyiz? Chat'teki dostlar şu an 20 kişi, 25 kişi izliyor gibi görüyorum. 25 cümle olmasa da bir 5-10 cümle alırız gibime geliyor. Oğuz'la Harland kapıyı açtı. Sizlere tekrar bence kurgulayabilirsiniz. Anlam olarak %100 doğru. Ben de böyle bir yayıncılık hilesi yapayım. Sodamdan bir yudum daha almak için. Çete evet dostlar bekliyorum. Çok az değere sahipmiş gibi göründü. Güzel. Hani o to me'yi de bir eklersen aksiyon. Yani to me için de böyle bir alengirli bir şey yaparsan kafamızdaki çeviriye yaklaşmış olacağız şu an. Ucundan değdik. Bana pek değerli görünmedi. Süper. Yani şey yapmayın literally böyle word by word çevirmeye çalışmayayım arkadaşlar. Yani anlamı verecek Türkçe karşılıkları da sizlerden bekliyorum. Bakayım edebi bir parantezde siz bu cümleyi Türkçe'de nasıl kurgulardınız? Possess var, appeared var. Güzel kelimeler var yani. Sınavlarda çıkma ihtimali yüksek. Diyeyim şu an 2-3 arkadaşımız yazdı. Teşekkür ediyorum yazdığınız için. Ben tekrar o zaman şeye döneyim. Söyleyin şunun adına. Tamam. Harry için çok sanki bir değer vaat etmiyormuş gibi kitap. My uncle,
Eniştem. However yani fakat işte eniştem was in raptures. Rapture. Rapture, rapture. Burada bir euforiyadan, bir kendinden geçmeden, bir ne diyeyim ona bir şeyin böyle şevkinde olma durumundan bahsediyor. Zaten az önce eniştesi Wonderful diye haykırıyordu. Kitapta acaba ne okudu da böyle aşka geldi, şevke geldi? Rapture'da bu arada kelime listemize alalım. Ne diyelim? Mest olmak. Aşka gelmek. Mest olmak da olmuyor. Was in rapture mest olmuş diyelim. Çünkü fiil değil burada. He admired its binding, the clearness of its characters, the ease with which it opened in his hand and repeated aloud half a dozen times that it was very, very old. Şimdi neyi admire etmiş? O neyden yine ona bir hayranlık şey yapmış. Burada yine uzun bir cümlemiz var. İçinde bakın bir neyle karşı karşıyayız? The ease with which bir relative clause olduğunu tahmin ediyorum. Detaylı bakacağız. Half a dozen times that it's very very old. Burada that'le de bizi karşılayan bir noun clause. İçinde bir tür cümlecikler festivali olan tek bir cümleden oluşan uzun bir paragrafımız mevcut. Bunu da en azından şu siteyi de tanıtmak açısından parserımıza bir alalım. Bizim için röntgenini çeksin cümlenin. Çevirirken daha rahat çeviririz. Şöyle bir parse etsin bakalım bu cümle. Büyük ihtimal siz yayında çok rahat göremeyeceksiniz. Zaten o da ben de sığdıramıyorum dedi. Şöyle bakın cümleyi ögelerine ayırdığımızda bize vermiş olduğu ayrımlama ağacı bu şekilde. Şimdi uzun cümlede baştaki tam öznesini buldum dedi. He. Daha sonra admire its binding diye bu kısmını aldı. Dedi ki bu its binding bir noun phrase. Bir isim grubu. Onunla bitmiyor. Bir isim grubu daha var. The clearness of its characters. Bir noun phrase daha deme. Bir isim grubu daha var diyor. Bitmek bilmiyor. The ease with which it opened in his hand. Burada hala kitaptan bahsediyor. Kitabın burada artık nesine admire ettiğini, nesine hayran kaldığını bize ifade ediyor. Yani onun ne diyelim az önce bir ciltten bahsetmiştik ya volume. Burada binding. Zaten binding bir şeye bağlanma, bir şeye ilişkilenme, iltisaklanmadır. Burada o cildin ne diyelim hani o Türkçe'de nasıl deriz o cilt eski kitaplar nasıl yapılır? Dikilir ya o ciltlerde eskiden böyle şeyler olurdu. İpleri falan olurdu. Yani o cildin dikişi diyelim burada binding için. The clearness of its characters. Burada karakterden kastı büyük ihtimal yazı karakteri. O kitaba vurulan harfin işte o matbaadan çıkan harflerin ne diyelim temizliği ki eski kitaplarda bilirsiniz bilmiyorum bazı sayfalarda eski matbaa teknikleri çok gelişmemiş olmuş matbaa tekniklerinde mürekkep akması, harflerin birbirine girmesi, onun rahat okunamayışı gibi sıkıntılar olduğunu anımsayacaksınız. Bu ciltte bu da yokmuş ki eniştesi buna hayran kalmış ve the ease with which it opened his hand yani elindeki o açılış yani o kitabı kurcalama, o kitabın sayfalarını çevirmekteki kolaylık, rahatlık eniştesini hayran bırakmış ki wonderful diye haykırmaya devam ediyor. And ve repeated aloud half a dozen times that it was very very old. Yani eniştesi bu kitapla ilgili neyi tekrar ediyormuş sesli olarak? Repeated aloud neyi sesli tekrar ediyormuş? Hatta a dozen times. Dozen neydi? Düzine, 12'lik. Yani diyor ki burada half a dozen diyeceğiz. Yani en az 6 kere diyor. Bu kitabın çok çok eski olduğunu sesli olarak tekrar etti diyor. Bakın bu koca bir uzun cümleyi ne yaptık? Parser'a koyduk. Karakter şeyini ne diyelim onu? Cümlenin ögelerini ayırdık. Bunların hepsinin birer noun. Bunun da noun. Bunun da bir noun grubu, isim grubu olduğunu gördük. Bir bağlaç geldi. Buradan sonra tekrar bir he ile bağlayıp ikinci bir cümle başladı. He repeated aloud half a dozen times that it was very very old. Yani burada şu wonderful'la başlayan kitaba bir merak ögesi üstad yazmış. Biz şimdi kitabı merak etmeye başladık. Öncelikle wonderful için ben içinde okuduğu bir şeyden acaba bunu haykırdı bu
cümleyi, kelimeyi söyledi diye düşünüyordum. Önce bize kitabı tasvir etti. Cildin nasıl olduğunu, değerinden bahsetti. Kendisine değersiz gözüktüğünü söyledi. Daha sonra eniştesi üzerinde yaptığı gözlemler, onun neye hayran kaldığını bize anlattı. İşte cildin dikişi, yazı karakterleri ve işte okunuşundaki o kolaylık, fiziksel olarak sayfaların çevrilmesi ve kitabın yaşıyla alakalı amcasının burada bir takım ifadeleri olmuş. To my fancy, he was making a great fuss about nothing, but it was not my province to say so. On the contrary, I professed considerable interest in the subject and asked him what it was about. What it was about. Burada yine to my fancy, yani bu da fancy hayalime göre diye çevirdi de, ya burada yine benim düşünceme göre diye çevirebiliriz. Diyor ki onun yaptığı bu büyük yaygara, bu telaş, bu velvele, bak bu velvele kelimesi güzel Fuse için, bunu ben velvele şeklinde almak istiyorum. Hani yaygara diye genelde aklımıza Fuse geliyor. Hani böyle bir ne diyelim, sanki bir telaşlı, böyle bir sinirli bir bağırış çağırış gibi gelse de, burada daha böyle hayranlıklı bir yaygara, velveli var. Ya bir hiç içinde diyor. Onun yaptığı bu yaygara bir hiç içinde. But it wasn't my province to say so. Ya bu benim, bunu söylemek bana düşmez. Bu benim, burası diyor ki benim toprakları, bu konuda benim konuşabileceğim bir toprakta, bir ülkede, bir yerde değiliz. Deyimsel bir yapı. Yani ben bu konuda ben söz söyleyecek adam ben değilim. Tam, yani on the contrary, yani tam aksine, zıttına, I professed, yani şunu itiraf etmeliyim ki diyor, ben daha ziyade o kitabın işte dışına mışına bakmam, cildi mildi, kapağı, işte ne diyelim, karakter, yani matbaadan çıkan harfler beni ilgilendirmiyor. Benim merakım, yani büyük merakım, considerable interest in the subject, yani kitabın konusuna, ki biz de ilk wonderful deyince aklımıza ne geldi, acaba kitapta ne okudu da kendinden geçti. Harry de bizim gibi düşünmüş ve konuyu merak etmiş ve eniştesine sormuş. Asked him what it was about. Yani kitabın neyle alakalı olduğunu enişteme sordum diyor. Burada what it was about bir noun clause yapısı. Noun clause'ları what gibi diğer WH question'larla da kurabiliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Diyeyim şuraya bir gelelim. Bakayım ne kadar kalmış diğer chapter'a. O bayağı da var. Şöyle bir chat'e dönelim. İzleyicilerimiz nasıl, bayıldık mı? 47 dakika olmuş. Yorulduk mu yavaştan? Sıkıldık diyen varsa bir tık es verebiliriz. Bir şöyle bir bakalım. Fuse fast diye okunuyor sanırım. Hemen senin için bakacağım. Ben genelde Fuse diye okuyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Oğuz. Oxford Dictionary'den bakalım. Aynen benim alanım değil. Yani daha deyimsel çevir. Yani bunu burada söz söyleyecek adam ben değilim. Lentes gelmiş. Hoş geldin dostum. Selamlar demiş. İyi yayınlar. Eyvallah. Sakar mı sakar? Bir sonraki paragrafa bizden önce geçmiş. Heimskring ile alakalı bize bir açıklama yapmış. Onu da paragrafı okuduktan sonra bir yine detayına bakarız. Bu ek bilgi için sana teşekkür ederiz. Önden bir spoiler vermiş oldun bize. Diyeyim. Çalışma nasıl gidiyor arkadaşlar? 50 dakika oldu. Sıkıldık mı? Ara verelim mi? Yoksa bugünlük Jules Verne'den alacağımızı aldık hocam. Sen de yoldan gelmişsin. Biraz uzan dinlen mi diyorsunuz? Yoksa bir saate tamamlayalım. Nasıl yapalım? Tamamen chat karar verecek buna. Publisher TR gelmiş. Estağfurullah. Hoş geldin. İyi yayınlar diyor. Merve, bu yayından benim de haberim yoktu. Eve girince baktım uykum yok. Otobüste uyudum çünkü bayağı bir saat, 1,5 saat. Dedim hadi bir şey yapalım. Jules Verne okuyalım. Gece gece, cumartesi akşamı, bundan daha iyi yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Merve bizi paylaşamadı kimseyle, Publisher diyarla. İyiyim Publisher, sen nasılsın? Sakar mı sakar? Belki bu Heimskringla, ya bir YouTube'dan da bakarız. Bir şey varsa, söyleşin adını, bir görsel varsa ben de merak ettim şimdi görüntüye yansıdığında. Diyelim. Öncelikle Oğuz'un sorusuna bakalım. Ben Fuse dedim. Acaba Fast diye mi okunuyor? Evet, Oğuz haklı çıktı. Bugün Oğuz
2-0 önde arkadaşlar. İki yanlışımızı bulmuş oldu. Fas. Bakın British'ler biraz da fas. 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 Amerikalılar yine yayvan. Fas deyip geçti. Daha öyle fas değil de daha fas şeklinde. Fas. Füz diyorduk. Acaba bizim bunu niye füz diye? Fusion, o füz, o farklı kelimeler büyük ihtimal. Bir kökeniyle alakalı bir bilgi var mı? Bakalım hangi kökten geliyormuş. Anglo-Irish dedi. Direkt Britanya kelimesiymiş. Fuse. Fas daha doğrusu. Biz acaba Fusion'daki o şu Fuse'la mı karıştırıyoruz? Bu Fuse diye okunuyor. Bunun kökeni başka olsa gerek. Bu da Latinceden gelen dökülmüş, erimiş, ergimiş. Evet, ben bu kelimenin telaffuzuyla hani Fuse'unki ile karıştırıyormuşum. Fuse'la metinde geçen Fas farklı kelimeler ve farklı telaffuzlar imiş diyelim. Bu da güzel bir bilgi oldu Oğuz. Teşekkür ederiz. Merve yine kavga çıkarmış. Ufuk ve ya şey yapmayalım, kendi aramızda düşmeyelim. Make a fuss çok kullanılır. Oradan aklıma kalmış. Evet, make a fuss deyince ben de bir kulağımı ısırdı. Oğuz, bu girdiğin için teşekkür ederim. Dediğim gibi 2-0 öndesin. Bu paragraftan devam edelim. Sağ olsun Sakar mı Sakar, Heimskringla hakkında bir bilgi verdi. İskandinav mitolojisine ait bir saga imiş. It is the Heimskringla of Snorre Turleson. Yani Snorre Turleson isimli bir yazarın Heimskringla'yı anlatan bir kitabıymış bu, eniştenin hayretler içerisinde kaldığı, hayran kaldığı kitap. He said, "The celebrated Icelandic author of the 12th century." Diyor ki Snorre Turleson kim? Bu meşhur İzlandalı bir yazarmış. Yaşadığı yüzyıl 12. yüzyıldan. 12. yüzyılda yaşayan ünlü bir İzlandalı. Icelandic. Biliyorsunuz İzlanda Kuzey Kutbu'na yakın bir ada. It's a true and correct account of the Norwegian princes who reigned in Iceland. Burada Heimskringla bir dediğimiz İskandinav sagası olduğunu bize Sakar mı Sakar chatte yazdı. Detay bilgi metinde geliyor. Bu diyor ki burada reign fiili var. Bu hükmetmek demek arkadaşlar. Bir yeri yönetmek, hükmetmek. Bu genelde hani krallar, yani bir monarşide, monarşik bir yönetim. Yani cumhuriyet yönetimi bir reign değildir ama ne diyeyim, bir kralın yönetimi, bir prensin yönetimi reign'dir. Buna biz hükmetmek diyelim. Mesela Osmanlı reign yapmıştır, hükmetmiştir. Hükmetmek diyelim. Peki İzlanda'yı yöneten kimmiş? Bir Norveçli prensin hikayesini, gerçek ve doğru hikayesini anlatan bir ne diyelim, saga, yani bir mitolojik hikaye imiş Heimskringla. Evet, Harry sorusunun cevabını aldı eniştesinden ama bir sorusu daha var. My next question related to the language in which it was written. Diğer sorum da bu kitabın, bu metnin yazıldığı dille alakalıydı. Related to dille alakalıydı. In which it was written. Yazıldığı dille alakalıydı. I hoped, umdum ki at all events it was translated into German. Nasıl çevirelim onu şimdi? Şöyle düşünelim. Diyor ki yani umduğum şey, yani bütün metnin, bütün olay, anlatılan olayların Almanca'ya tercüme edilmiş olmasıydı. My uncle was indignant at what he thought and declared he wouldn't give a penny for a translation. Evet, zor bir cümle. Bunu yine chatten yardım alarak çözeceğiz. Parser'a da götürebiliriz. Şu indignant'a bir bakalım. Hem telaffuz anlamında hem de manam adına hiç bende bir şey ifade etmedi. Bayağı Fransız kaldım bu kelimeye. Bir bakalım. Şöyle cümleyi bir kez daha göstereyim. Belki çeviri için bakacak arkadaşlar varsa. Ben indignant için farklı bir yerden sözlüğe bakayım. Sizler ekranda onu çevirmeye çalışırken bana yardımcı olun lütfen. Evet, indignant diye okunduğunu görüyorum. Indignant içinde yine bir olumsuz bir anlamı var. Öfke ve kızgın, içerlemiş, daha güzel bir anlam. Öfkeli, içerlemiş diyelim. Bu kelimeyi de böylelikle ben size sufle vermiş olayım. Bu arada çete de döneyim. Bu cümle için çevirilerinizi bekliyorum. İşin açıkçası merak ediyorum.
Indignant aynı kökten geliyordur Gökhan Bayram. Etimolojisine de bakacağız o zaman bu cümleyi bitirdikten sonra. Bakmazsak da lütfen hatırlat, unutmayalım. Ben de merak ettim o dig, orada dediğin gibi bir dignity ile başına gelen de bir olumsuz in ön prefiksi var. Prefiksi var. Publisher'den hocam tehdit aldı. Valla Merve herkesi tehdit eder. Publisher yapacak bir şey yok. Ayağımızı denk alacağız. Axioma Green Knot'la Isent hakkında güzel bir, ona da sen hazır chat'e yazmışken onun da bir anlatımını yapalım. Ufuk benim sesimle uyuyacakmış. Güzel bir tercih uyumak için. Amcası çeviri için bir kuruş vermeyeceğini beyan ederek sinirlenmiş. Burada at the very thought var. Yani at the very thought. Yani onu da şöyle biraz edebi bir bükelim ya. Şöyle biraz diyor ki eniştem içerledi. Neye içerledi? Ve söylemiyor. Ve ifade etmiş. He wouldn't give a penny for a translation. Yani çeviri için herhangi bir. Tam cebinden para çıkmayacak. Eli sıkı. Ya bu cümleyi ben şimdi güzel bir Türkçeyle çevirmek istesem. Bu kitabın çevirmeniyim. Kitabı ev verdi. Bunu Türkçe'ye çevir dedi. Bu cümleye kadar da geldik. Hadi bakalım. Yani o at the very thought kalıbı da biraz değişik bir kalıp. O noktada ben de sizin tahminlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz at the very thought? Acaba sözlükte var mı? Ben bir yandan da ona bakayım. Oradan daha rahat anlatırım sizlere. Bu arada sodamdan da bir yudum daha alayım. Bu arada yayında bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Herhangi bir donmam olma sorunu yok diye düşünüyorum. Şimdi aksiyoma sen yazdın. At the very thought kısmı biraz eksik kaldı. O at the very thought için ne düşünelim? Büyük düşünce içerisinde olabilir mi? Biraz daha kalıp yapalım. Yani hani birebir word by word yani kelime kelime çevirmekten ziyade hani böyle biraz bağlam çevirisi. Burada çünkü ne demek istediğini hepimiz anladık. Türkçesinde hiçbir sıkıntımız yok. Lentes'ten bir şey geldi. Femrek orada yayın iyi demiş. Teşekkür ederim. Amcam tam da bu düşüncede içerlenmişti. And bir tercümeye de kuruş vermeyeceğini söyledi. Teşekkür ederiz. Her şeyi Türkçe yazıp and'i İngilizce yazdığın için Lentes. Değişik oldu bu. Tercümeye kuruş veremeyeceğini söyledi. Ay doğum günü hatırlayan canım arkadaşım Merve ile Aksiyoma. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Kendisi hani Almanca'ya çevrilip çevrilmeyeceği noktasında her bir amcasına soru yine iletmişti. Amcası bu soruya içerlemiş. Ya diyor ki amcam çeviriye, ne diyeyim, tercümeye tek bir kuruş vermeyeceğini ifade ederek bu düşünceye içerlemişti ya da bu düşünceyle içerlemişti gibi yazabilir miyiz? Şey, cümle uzun olunca çeviri noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Anlamda sıkıntı yok. Hepimiz anladık. Sezdik. Ama işte ifade edeceğimiz zaman hadi yazalım. Kalemi kağıt elimize alalım ya da çete klavyeyle yazalım dediğimizde bakın ne kadar aktif bir hareket yapacağımız zaman zorlanıyoruz. O zaman dedik bizim için çevirsin bakalım. Amcam bu düşünceye çok kızdı ve çevir için bir kuruş bile vermeyeceğini açıkladı. O zaman Lentes'e bir alkış arkadaşlar. Lentes bu anlamda bize çeviriyi çete yazmış oldu. His delight was to have found the original work in the Icelandic tongue, which he declared to be one of the most magnificent and yet simple idioms in the world, while at the same time its grammatical combinations were the most varied known to students. Üstad yoruyorsun bizi ya. Vallahi biz kaşındık biliyorum ama Jüven Üstad yine dört satırda bir cümle yazarak biz Fransız yazarıyız arkadaş damgasını kitaba vurmuş. Oradaki yani yine eniştesin oradaki aldığı o delight, lezzet was to have found the original work in the Icelandic tongue. Yani o İzlanda dilinde yazıldı. Yani İzlandaca yazıldığını bildiğimiz bu kitapta. Onun orijinalliğinden o dildeki ne diyelim? O dilde lezzeti alıyormuş bu kitaptaki. Diyor ki, which he declared to be one of the most magnificent and yet simple idioms in the world. Bunu
Bunu nasıl çevireceğiz? Gerçekten. Gecenin 12.30'unda yapılacak iş mi bu? He declared to be one of the most magnificent and yet simple idioms in the world, while at the same time its grammatical combinations were... Burada İzlanda diliyle alakalı yine anladığım kadarıyla bize bir bilgi veriyor. Diyor ki yine şunu ifade etti ki diyor. One of the ne diyor, dünyadaki en etkileyici ve buna rağmen en basit idiomları yani deyimlerden birisiymiş. Ki diyor aynı zamanda ya bu while şöyleyken neyleyken at the same time aynı zamanda its grammatical combinations were the most varied known to students. Ya bu dil bilgisi kombinasyonları noktasında were the most varied known to students demiş. Bu da varied çeşitli anlamında arkadaşlar bu güzel bir YDS kelimesi olabilir. Bunu yansıtmış olalım. About as easy as German yani Almanca kadar kolay mı? Was my insidious remark. My uncle shrugged his shoulders. Bu shrug, hani omuz silkmek dostlar. Shrugged, bu böyle bir kalıp. Shrugged shoulders. Eniştesi omuzlarını silkmiş. The latter's odal events, I said, are rather difficult of comprehension. Diyor ki kahramanımız dilde ziyade oradaki harflerle alakalı bir yine ifade öne sürüyor. Oldukça burada rather difficult'a bir vurgu yapalım. Hani ben harfleri anlayamadım diyor. Yani benim nasıl çevirelim? The letters are rather difficult of comprehension. Yani algılamada, benim onları idrak etmemde asıl problem harflerdir diyor. Şimdi arkadaşlar rather kullanımı var. Bir rather'ı bu şekilde bir sıfatı niteleyecek şekilde önümüze getirdiğinde rather bu oldukça zor anlamı verir. Mesela difficult zor. Rather difficult oldukça zor. Yani buradaki rather oldukça anlamı verir. Böyle bir adverb yapısı. Hani are difficult, are rather difficult arasında bir derecelendirme farkı var. Hani mesela are very difficult, are rather difficult. Hani burada bunun bir sıfatı niteleyecek bir zarf olduğunu zaten anlıyoruz. Anlamı da oldukça olacak. Şimdi harfler dedi. Harfler demek ki bir garip kitapta bir takım sıkıntılar var. Çünkü yazarı 12. yüzyıl İzlanda yazarı. İzlanda'da 12. yüzyılda Latin alfabesinin yanında demek ki başka harfler de kullanılıyor ya da sadece o harfler kullanılıyor olabilir. Şimdi böyle bir bende tereddüt oluştu. Bu tereddütü hemen bir sonraki cümle giderecek. It's a runic manuscript, the language of the original population of Iceland, invented by Odin himself, cried my uncle, angry at my ignorance. O ezikledi. Profesör enişte kahramanımızı sinirlenmiş onun cehaletine kızarak ne diye haykırmış? Arkadaş senin bu anlamadığın harfler runik harfleridir. Yani bu bir runik harfler yazılmış manuscript. Bu bir el yazması. Manuscript arkadaşlar el yazması demek. Bunu da biraz şeyimize alalım. Enişte sinirlendi. Ve diyor ki the language of the yani şimdi neymiş bu runikle yazılan? İzlanda'nın o zamanki yerli nüfusunun, asıl nüfusunun dili imiş ve bu dili kim icat etmiş? Allah Allah. By Odin himself. Odin kim? İskandinav mitolojisinde biliyorsunuz bir tanrı. Diyor ki bu yazıyı tanrı Odin icat etti, insanlara İskandinavya'ya indirdi runik. Sen runikleri nasıl tanımazsın? Dedi. Hatta ben de runik diye şöyle bir yazayım. Sizler de görün. Daha sonra eniştenize falan sorduğunuzda size azar geçmesin. Şöyle runik harfler nedir? Hani Göktürk alfabesi de bir tık bu tip biliyorsunuz benziyor bu tip harflere. Bunlara runik deniyor. Bu tip harfler yani runik denilen harf tipleri işte Viking, Old Norse ya da İskandinav dediğimiz yerde var. İki yerde daha var. Birini ben söyledim. Göktürkler yani biz Orta Asya'da kullandığımız bir alfabe olarak rün harfleri karşımıza çıkıyor. Fakat bir ulus daha rün harflerine sahip daha sonra Latince'ye geçmiş. Bu ulus hangi ulus? Çete bir soralım. Bunu bilene belki bir VIP'lik veya bir abonelik hediye ederiz bu yayında. Böyle rün harfleri kullanan bir Avrupa ulusu daha var. İki tanesini ben saydım.
İskandinavlar dedim ve biz Türkler dedim. Bir ulus daha var. Rün harfleri kullanmış. Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Latin alfabesine geçip rün harflerini terk etmiş. Acaba bu ulus hangi ulus? Böyle de bir genel kültür sorusunu chat'e ben iletmiş olayım. Google serbest. İlk yazana abonelik hediyesi vereceğiz. Atiyasi İrlanda demiş. Oğuz Black Sea Macar olabilir demiş. Femrek Yunanlılar mı demiş. Şöyle bir iki dakika bekleyelim. Cevapları şöyle bir görelim. Herhangi bir renk vermeyeceğim bu noktada. İrlanda geldi, Macaristan geldi, Yunanistan geldi. Evet, runik harflerden farklı bir alfabeye geçen İskandinavya ve Türkiye, Türkler haricinde başka bir ulusu soruyoruz. Üç tane ulus ismini Atiyasi, Oğuz ve Femrek bize iletti. Sakar mı sakar bir fikir yürüttü. Almanlar olabilir mi dedi. Sonuçta onlar da Cermen. Emir 3431 Slovakya dedi. Gökhan Bayram da Macarlardan yana kullandı. Kaf Dağı'nın şairi Finlandiya dedi. Başka cevap geliyor mu? Bu cevaplar arasında doğru bir cevap var bu arada. Şöyle yapalım. Bakalım işkembeden mi sallıyoruz? Önce bir Turkish Runic diyelim. Belki Göktürk alfabesi anlamında sizlere yanlış bilgi verdim. Bu Orphan alfabesi diye de işte yeni sayı yazıtları diye bildiğimiz Göktürk alfabesi noktasında bu harfleri de rün harfleri, Türk rünleri de deniyor bu arada. Eski Türk yazıtları diye bakın eski Türk rün diye burada geçiyor. Bu var. Norse Runic zaten şu an Arz'ın merkezine seyahatte okuduğumuz eniştenin kahramanımız Harry'e fırça kaydığı rünler de bunlar. Viking izleyenler aşinadır. Üçüncüsü de geliyor arkadaşlar. Doğru cevap Macarlardı. Hungarian Runic. Onların da kendi rün harfleri vardır. Hatta Göktürk rünlerinden geliştirildiği de ifade edilir. Çok muhtemel bir bilgi değil bu tabii ama öyle bir söylem de var. Hani şimdi ben dil bilgisi veya eski dil uzmanı olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de Macar rünleri vardır. Hatta yeni bir Macaristan'da gelişen yeni ulusçuluk akımıyla son yıllarda da bu tip şehir girişlerinde tabelalar koymaya da başladılar. Özellikle Romanya'da kalan Sekel kısmında yine orada Macarlar yaşar. Böyle bir kullanım var diyeyim. Macar rününden ziyade bir önceki Norse rününe gelelim. Burada arkadaşlar bir şey var. Size vermek istediğim, hatırlatmak istediğim, çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim bir bilgi var. Bluetooth'u biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bluetooth bir teknoloji. Dosya iletmemize şey yapıyor. Bu Bluetooth amblemini de aslında iki tane rün harfinden oluştuğunu burada ben size anlatmış olayım. Yani H harfi veren ve B harfi veren İskandinav rünlerinden bu bizim Bluetooth teknolojisinin logosu oluşturulmuş. B ve H harflerinin üst üste birleştirilmesiyle. Bu da runikler denince aklınıza gelmesi gereken güzel bir genel kültür bilgisi. Bilmeyen arkadaşlarınıza siz de benim size anlattığım gibi anlatarak onların öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi. Rünlere geri dönelim, kitabımıza geri dönelim. Eniştelerimizden sen nasıl rün bilmezsin diye fırça yemeyeceğiz bundan sonra inşallah. Bu arada ilk kim bilmişti? Aksiyoma bunu biliyordum. Sakar mı sakar? Oğuz sen söylemiştin galiba Macar olabilir diye. Şimdi şunlar var. İrlanda rünleri de yine Norse rünlerinden geldiği için hani onun bir varyasyonu olarak düşündüğümüz için Atiyasi. Ondan senin cevabını ben şey yapmadım. Diyelim. Bir saat 10 dakika olmuş dostlar. Ne yapalım? Burada hazır fırçamızı yemişken bitirelim mi? Yoksa birkaç paragraf daha okuruz hocam diyor musunuz? Size bırakayım. Ben devam edin derseniz bir 5-10 dakika daha devam ederim. Ama yoksa tadında bırakalım derseniz 1 saat 10 dakika olmuş. Kitabımıza kaldığımız yerden bir sonraki yayında devam ederiz. Oğuz Bileksi siz bilirsiniz hocam demiş. Teşekkür ederiz. Aksiyoma paragraf yeterli gibi demiş.
Evet ya biraz yordu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İzleyen herkes için çok teşekkür ediyorum. Yani cumartesi gecesi, değil mi? Bugün günlerden cumartesi, pazara varıyor. 12 gibi 00'da başladık. İzleyici sayımız hep 20-22 civar, 25 arası gezindi. İzlediğiniz ve ilgilendiğiniz için, chat'e yazarak katkıda bulunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum dostlar. Yine bizi utandırdınız. Ben bu kadar katılım olacağını tahmin etmiyordum. Şu siteyi bir türlü bulamadım. Böyle Türkçe çevirili. Ne demek istediğim orada? Hani site bu arada Gutenberg Project. Hani eski kitapların telif sıkıntısı orada olmadığı için ben Gutenberg Project'ten açıyorum. Çeviri de dedikt.me'den indirdiğim bir extension'la yapıyorum. Yani iki farklı şey var hani. Senin bahsetmek istediğin şey farklıysa bilemeyeceğim de bu şekilde anladım yazdığını. Aynen Sagaya bir bakalım değil mi? Sakar mı Sakar? Onunla bir şey yapalım. Harlan teşekkür. Şu neydi Sagan'ın adı? Tekrar yukarıdan bakacağım. Onu bir inceleyelim. Bir de Gökhan Bayram'ın bir unutturma dediğim bir şey vardı. Acaba neydi o? Unutturma dedik, unuttuk. Kendisi buradaysa belki yazar. Gökhan ne unutmayacaktık? Yayın sonunda. Ha, Dignity ile alakalı mı acaba? Ha, ona bakacaktık. Tamam. Bir ona bakalım. Ondan sonra da Sagar ile ilgili YouTube'da videolara bakıp yavaştan ayrılırız. Şimdi Dignity ile Indignity. Üstadı şöyle yine size bir göstereyim. Yakışıklı bir fotoğrafı burada bizleri karşılıyor. Şunları bir kapatalım. Etimonline'a bir gidelim. Etimoloji bakalım. Dignity yazalım önce de. Dignity anlamından o dig kökünden. Acaba şöyle kelime listemize aldığımız indignant'tı. 404 hatası aldık. Niye? Şöyle mi basalım? Ya Dignity'yi biliyorsunuz. Ne diyelim Türkçe'de? Metanet, itibar, haysiyet. Böyle daha böyle soylu bir kelimedir Dignity. Kök olarak bakalım. Şurada aynı kelimeler noktasında. Haklıymışsın Gökhan. Dignity de burada var. Aynı kökten geliyorlar. Şimdi bunun ana kökü dekmiş. Proto-Indo-European yani Hint-Avrupa dilinin öncülü olan ilk Hint-Avrupa dili diyeceğimiz Proto-Indo-European'da anlamı almak, kabul etmek. 777, 777 aldım, kabul ettim. Take. Take de aynı kökten geliyor bu arada. Take, take. Accept de bu anlamda. Bu kökten türeyen bir kelime dignity. Önce dignity olarak anlamın şöyle bir şey yapalım. Proto-Indo-European'da almak, kabul etmek kökü olan dek, Latince'de dignus. Yani bir değer, itibar anlamı kazanmış. Dignus, Latince içinde dignitatem diye bir çekime uğruyor. Buradan Fransızca'ya dignite diye geçiyor eski Fransızca'da. Ne diyor? İşte ne diyelim? Şeref, onur, bir privilege yani ne diyeyim? İmtiyaz. Bu dignite de Norman işgaliyle Britanya adasına vardığında Anglo-Sakson dilinde dignity'ye dönüşüyor ve state of being worthy yani haysiyet sahibi olmak, itibar sahibi olmak. Yani şu dek kökünden bakın evrimi görüyorsunuz. Dilde kelimeler evrimleşir mi? Evrimleşir arkadaşlar. Diyelim dignity'ye bakmış olduk. Bir de saga'ya bakacaktık değil mi? Saga. Ne saga? Bir bakalım. Yanlış tıkladım inşallah açılmaz. Chat'ten alacağım onu da. Sağ olsun. Sakar mı Sakar bizim için yazmıştı. Heimskringla Heim ya da Heim zaten Cermen Alman dillerinde ev, yurt demek. Şöyle bir bakalım bize nasıl bir bilgi verecek. Kısa bir video var mı şöyle? Bayağı uzun uzun Hermann Nellig'e geldik. Şöyle bir şey arıyorum aslında. Ne diyelim? Animasyonlu bir şey var mıdır? Birleşik yazmasak bulur muyuz? Şöyle bir şunu açalım bakalım ne diyecek. Ses gelecek. Bakın yazar Snorri Sturlason. Burada da bize ne olarak tanıtmıştı? Snorre Tarleson diye tanıtmıştı.
Acaba aynı kişi mi? Tarleson, Sturlason. Kitabı mı akıtıyor sadece? Anlamaya çalışıyorum. Opera parçası dinlemiş olduk bu itibarla. Onun dışında bir bakayım. Islänningens Snorre Sturlason skrev verket Heimskringla, även kallat de nordiska kungasagorna, omkring år 1200. Verket samlar sagor om den svenska ynglingaätten som beskrivs av varit ättlingar av Ingvar Frey, samt sagor om de norska kungarna, från Halvdan Svarte till Magnus Erlingsson. Kahramanının eniştesi de bu kitabı okuyordu. Şöyle matbuat olarak baktığımızda evet çok şık, yakışıklı bir kitap. Denna bok, som är en faksimil av originalutgåvan från 1899, är publicerad av J.M. Det norska språket i skrift, så passar denna absolut ut. Baskı, yani daha günümüze yakın güncel bir baskı. Ben bunu PDF'ini bulup birazdan bakacağım arkadaşlar, merak ettim. Yayından sonra sizler de Heimskringla'ya bakarsınız diyeyim. Bu arada Heimskringla'yı dedik, bize nasıl çevirecek bir onu da bakalım. Dünya simitleri dedi, saçmaladı, böyle bir şey değildir bu diyelim. Çete bakalım ne diyor dostlar. Yavaştan. Videonun sesi çok fazla. Konuşma sesini var. Vallahi buna sevindim Femrek. Gerçekten videonun eskiden sesi çok azdı. Bu sefer çok fazla demeniz iyi olmuş. Ben tabii kapattıktan sonra gördüm. Pavarotti değildir ya. Ben sanmıyorum Pavarotti olduğunu Oğuz. Onun dışında bir bakalım. Bugün kimler geldi? Yine chatin başından şöyle bir baktığımızda Ufuk en başta yazdı. Oğuz bizdeydi. Publisher TR, Merve, Gökhan Bayram, Harlands. Aksiyoma dostumuz her zaman her yayın bizle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Emir, Eslabi geldi. Femrek, Lentes bizi izlediler. Çevirilere katkıda bulundular. Atiyasi. Oğuz, sana abonelik verelim dedik ama zaten aboneymişsin. Sana farklı bir ödül düşünelim. O sorumuzu bildin. Sakar mı Sakar? Bugün ilk defa Nikini ben fark ettim. Daha önceden yazdıysan kusura bakma, fark etmediysek. Bugün sen de çok büyük renk kattın. Özellikle ek bilgiler vererek chat'e yazdın. Çok teşekkür ediyoruz. Kaftaini Şairi de bizi izlemiş. Finlandiya diye cevabını vermiş. Onun dışında şöyle isimleri kaydırırken, ismini okumadığım varsa kusura bakmasın. Birçoğunuzun ismini burada saymaya çalıştım. Diyelim. Başkasına verelim mi hocam? Ben seçeyim. Oğuz, tamam. Kime verelim? Sen bu hakkını kime devretmek istiyorsun chat'te? Aksiyon artık raid atmayı ben sevmiyorum ya. Onur Tırpan'a raid atabiliriz demişsin. Sakar mı Sakar'a devretti. Tamam, Sakar mı Sakar'a ben şuradan yayına girerek bir abonelik hediye edeyim. Oğuz Macar ünü olarak bilmişti. Abonelik vereceğiz demiştik. Sözümüz oydu. O da dedi ki ben zaten aboneyim hocam. Ben bu hakkımı Sakar mı Sakar'a devrediyorum. Ben de şuradan Sakar mı Sakar'a bir abonelik hediye etmiş olayım. Birazdan gelir aboneliğin. Aynen geldi. Oo, 160'da 200 güzel abonelerimiz. Bu arada arkadaşlar, gelecek bilimde anlamında da bir şeyimiz yapalım. KM listemizi yanında görüyorsunuz. Zaten dostlarımız %90'ı biliyor, ilk defa izleyenler. Bu vocabulary liste, yani kelime listemizi, gelecek bilimde Discord'u var. DC ünlem yazarak
ulaşabilirsiniz Discord'umuza. English Club Channel var. Oraya atıyorum. Genelde İngilizce ile ilgili sorularınız olduğunda oraya yazdığınızda ben uygunsam gün içinde cevap vermeye çalışıyorum. Ya da veremezsem de bir kaynağa sizi yönlendiriyorum. Onun dışında yayınlarımız, planlı yayınlarımız Salı Perşembe 20.45. Böyle aklımıza estikçe, uygun oldukça hafta sonları da okuma yayınları açıyoruz. Yayınlarımızın tekrarı YouTube Gelecek Bilim'de / canlıda. İlk defa izleyenler ben tekrarları nerede bulabilirim derseniz. Gelecek Bilim'de değil, canlı yayınlarımızı koyduğumuz diğer kanal olan Gelecek Bilim'de / canlıda. Ham halleri burada uzun uzun kurgusuz bir şekilde var. Bakabilirsiniz. Bütün eski yayınlarımız burada. Burak Hoca'yı görüyorsunuz, Alperen Hoca'yı görüyorsunuz, PC Bilim'i görüyorsunuz. Buradan benim eski yayınlarıma İngilizce yayınları diye de aratıp bulabilirsiniz, süzebilirsiniz. Bunları buradan bulabilirsiniz. Gelecekbilimde.net arkadaşlar web sayfamız. Burada güzel yazılar oluyor. Bakın çekilişimiz hala devam ediyor. Uzatıldı diye biliyorum. Bir süre, bir hafta daha uzatıldı diye biliyorum. Çekilişimize katılabilirsiniz. Gelecek Bilim'deyi sevdim, Gelecek Bilim'deki insanları sevdim diyorsanız bu aileye katılabilir, gönüllü olabilirsiniz. Web sitenizi çok beğendim, benim de katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum, yazılar yazabileceğimi düşünüyorum deyip yazı işlerine katılabilirsiniz. Gelecek Bilim'de arkadaşlar bir Twitch kanalından ziyade kendisi bir platform. Çok güzel insanlar içeride gönüllü olarak bir takım işlere imza atıyorlar. Sosyal medya olsun, işte web sayfası olsun, Discord olsun. Gelecek Bilim'de gönüllüsü olmak isterseniz buradaki formları doldurursunuz. İnsan kaynaklarındaki dostlar size zaten dönüş yapacaktır. Süreci nasıl işlediğini anlatacaktır. Onun dışında ya gönüllü olmayayım ama Discord'da da bulunayım, sizlere daha yakın olayım diyorsanız da ünlem Discord yazarak Discord'umuza gelin arkadaşlar. Hep beraber ne yapalım? Birlikte olalım. Ana eksenimiz işte bilim, bilimsel konular. Onun dışında da yine satranç olsun, İngilizce olsun, bilim dışında da, ama bilimden de çok uzak olmayan alanlarda da en azından kafa dağıtırsınız, bir nefes alırsınız, gündelik koşuşturmacılarınızda, işlerinizde, okullarınızda diyeyim. Zaman öldüren gelmiş, selam demiş, sana da selam dostum. Yetki yoksa olmam gönüllü. Verin yetkiyi, görün etkiyi diyor Merve. Bu iğrenç espriyle yayını sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Güzel bir hafta sonu. Demeden Oğuz Black Sea satranç yayını gelir mi? Discord'a gel, birkaç el seninle beraber şey atalım, satranç oynayalım. Müsaitsen. Babalar gününüz kutlu olsun. Çocuğum yok ama eyvallah. Oğuz geleceksen Discord'a geçeceğim ben. Hatta Discord'a gelmek isteyen dostlar olursa bir satranç gecesi yapalım şöyle. 2'ye kadar bir satranç oynayalım. Zaman niye linçlenesin dostum ya? Espri yapmışsın. Güldük geçtik. Teşekkür ederiz. Tamam ben Discord'da olacağım dostlar. Discord'un linki güncel değilse gelin bir şey yapalım. 3-5 kişi bile olsa bir turnuva atarız kendi aramızda. Lichess, Chess.com. Orada konuşuruz onu. Satranç gecesiyle Discord'a devam ediyoruz. Bu gece sonlanmıyor ama yayın sonlanıyor. Hatta şöyle Discord'a da geçeyim ben. Sizi bekliyor olayım. Hadi cümleten herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Merve evet sen benim manevi evladımsın Merveciğim. Çok teşekkür ediyorum. Diyelim. Ya seven sevenden ayrılamamış dostlar. İşte seven sevenden ayrılamıyor. Ben de sizleri sevdiğim için ayrılamıyorum. Yayını sonlandır tuşunu bulamıyorum. Buldum. Hadi iyi geceler. Discord'dayım, bekliyorum herkesi. Satranç oynayacağız.